Herkese merhaba. Multimetrelerden UNI-T serisinin 33D+ modelini tanıtmaya çalışacağım. UNI-T'ler piyasada tutulan 33D+ serisi elimizde. Gördüğünüz gibi özellikleri burada yazıyor. AC ve DC ölçümler yapabiliyor. DC 10 ampere kadar ölçüm yapabiliyor. 10 amper üzerini ölçüm yapamıyor. Gördüğünüz gibi şık tasarımı olan bir multimetremiz. Arkasında ayağı var. Gördüğünüz gibi yumuşak bir dokuya sahip. Gerçekten şık bir multimetremiz. Görmüş olduğunuz gibi proplarımızı bağlayacağımız COM kısmı, amper kısmı ve buradaki bağlantı yerimizde de diyot, direnç, süreklilik testi, miliamper, voltaj ölçümü için prop bağlantı yerimiz mevcuttur. Üretici firmanın 2 metreye kadar düşmelerde makinenin, cihazın sağlam kalacağını bildirmiş. Yine de düşürmemeye dikkat etmek gerekiyor. Gerçekten yumuşak bir dokusu var. Arkada istediğiniz açıda görebilmek için güzel bir şık bir ayağı var. Gördüğünüz gibi güzel bir ekranı var. Geniş bir ekranı var. Ayrıca burada ekran aydınlatmak için ışığı mevcuttur. Şu an aydınlık olduğu için gözükmüyor. Cihazımızın şu çizgi ile bu çizgi arasındaki birimlerde DC voltajını ölçüyoruz. Bu sembolü gördüğümüzde DC aklımıza gelsin. Şimdi bu çizgi ile bu çizgi arasındaki semboller ise alternatif akımı ölçmemizi sağlıyor. Bu işaret de alternatif akım işaretidir. Bu çizgi ile bu çizgi arasındaki NCV işareti de bir cihazda elektrik olup olmadığını ya da bir kabloda elektrik olup olmadığını propları bağlamadan test edebiliyoruz. Bunu biraz sonra göstereceğim. Bu çizgi ile bu çizgi arasındaki 10 ampere kadar DC akımı ölçebilirsiniz. Alternatif akımı ölçemezsiniz. Burada 10 amperden fazla akımlı bir ölçüm yaparsanız kabloları yakarsınız. Onun için 10 amper üzerindeki cihazlarda denemeyelim. Bu çizgi ile bu çizgi arasındaki ölçümlerde de diyot testi, led testi ve süreklilik testini yapabiliriz. Bu çizgi ile bu çizgi arasındaki sembollerde ise farklı kapasitelerdeki dirençleri 200 ohm'dan 200 mega ohm'a kadar ölçebilirsiniz. Cihazımızın prob kabloları yeterli uzunlukta ve gayet kaliteli bir kablo. Görüldüğü gibi probların uçlarında tıkaçları var. Bu şekilde kapatılmış. Cihazın prob kablosunun siyah ucu, siyah soketi sürekli COM soketine bağlanacak. Eğer amper ölçmeyeceksek ne ölçersek ölçelim kırmızı soketi de prop ucunu da buraya bağlıyoruz. Bu şekilde soketlerimizi takmış oluyoruz. Bu cihazın diğer multimetrelerden bir farkı da şimdi hangi yerde ölçüm yapıyorsak orada bizim nerede olduğumuzu ekranda gösteriyor. Gördüğünüz gibi ilk açılışı yaptık. Burada biz DC ölçümü yapıyoruz. Burada DC olarak, sembol olarak gözüküyor. Gördüğünüz gibi DC ölçümü yaptığımızı burada görebiliyoruz. Burada da gördüğünüz gibi mini volt olarak ölçüm yaptığımızı görebiliyoruz. Bulunduğumuz yeri değiştiriyoruz. Gördüğünüz gibi yine DC ölçümü yapıyoruz. Mini volt olarak ölçüm yapıyoruz. Gördüğünüz gibi tekrar değiştiriyoruz. DC ölçümü bu sefer gördüğünüz gibi volt olarak değişti. Yani nerede ne ölçüm yaptığımızı bize gösteriyor. Gördüğünüz gibi DC'den çıkıp alternatif akım ölçüm yerine geldik. AC ölçümünü yaptığımızı ve AC ve volt olarak ekranda gösteriyor. Gördüğümüz gibi DC ve amper olarak ölçüm yaptığımızı gösteriyor. Burada da gördüğünüz gibi ohm ölçümü, diyot, farklı dirençlerin ve süreklilik testinin ölçüm yaptığımızı burada görebiliyoruz. Burada yine ohm ölçümü yaptığımızı ekranda görebiliyoruz. Kilo ohm ve mega ohm olarak ekranda gözüküyor. Şimdi bu UNI-T serisinin kullandığımız multimetrenin diğer multimetrelerden farkını şimdi tekrar görmek istiyoruz. Gördüğünüz gibi bu multimetrenin ekranda AC voltaj ölçümü yaptığımızı görüyoruz. Diğer farklı bir multimetrede yine AC ölçümüne geldik ama burada herhangi bir şekilde ne ölçtüğümüzü ekranda göremiyoruz. Cihazımızın hemen arka kısmında propları yerleştireceğimiz güzel bir yeri var. Gördüğünüz gibi proplarımızı bu şekilde yerleştirebiliyoruz. Ve daha ergonomik bir görüntü ve tasarım olmuş. Gördüğünüz gibi proplarımızı bu şekilde burada muhafaza edebiliyoruz. Şebeke elektriğimizi ölçeceğiz. Cihazımızı alternatif akım olan 600 volta getiriyoruz. Çünkü kaç volt olduğunu bilemezsiniz. Belki daha yüksek olabilir. Onun için 600 volta getiriyoruz. Proplarımızın ucunu fark etmez hangi tarafa takıldı. Prize takıyoruz. Ve burada kaç volt olduğunu göreceğiz şimdi. Gördüğünüz gibi 207 volt akım görüyoruz burada. Uçlarını yerini değiştiriyoruz. Yine aynı şekilde görmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi 207 volt voltajımızı görebiliyoruz. Şimdi cihazımızı 20 volta getiriyoruz. DC ölçümü yapacağız. Volt olarak ölçüm yapacağız. Bir tane pilimiz var. Bir tane de bataryamız var. Bunların ölçümünü yapıp kaç volt olduğunu göreceğiz. Gördüğünüz gibi artı ve eksi kutuplarına temas ettirdikten sonra 2.52 volt ölçümü yapıyoruz. Bunun milivolt olarak da ölçebiliriz. Buradan 200'e getirirsek burada gördüğünüz gibi haneler değişiyor. Sadece 2.4 olarak görüyoruz. Şimdi buradaki bataryamızın kaç volt olduğunu ölçeceğiz. Artı ve eksi kutuplarına dikkat ederek proplarımızı artı ve eksiye temas ettiriyoruz. Gördüğünüz gibi 14.35 volt ölçüm yapmış oluyoruz. Tekrar temas ettiriyoruz. 34.35 volt olarak bataryamızda elektrik olduğunu görüyoruz. DC volt olarak. Cihazımızı direnç ölçmek için getirdiğimiz yerde 200 ohmluk yerde dirençlerimizi bu şekilde ölçüm yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi 216 ohm olarak ölçüm yapıyoruz. Cihazımızın bu bölmesinde de diyot, led ve süreklilik testi için ölçüm yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi bu kablonun sağlam olup olmadığını ölçüm yapabiliriz. Bir ucuna artı, bir ucuna eksi kutbu temas ediyoruz. Gördüğünüz gibi ses ile bizi uyarıyor. Kablonun sağlam olduğunu bildiriyor. Bu şekilde de görebiliriz. Son olarak cihazımızın NCV özelliğini ölçeceğiz. Bunu ölçüm yaparken prop bağlantılarının olmasına gerek yok. Prop bağlantılarını yerinden çıkartıyoruz. Cihazımızın konumunu NCV'ye getiriyoruz. NCV'ye getirdik. Prizde ya da herhangi bir yerde elektriğin olup olmadığını cihazımızı yaklaştırarak görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi yaklaştığı zaman sinyal veriyor. Elektriğin olduğunu bildiriyor. Gördüğünüz gibi elektrik kesildi. Şimdi gördüğünüz gibi kabloda elektriğin olduğunu çok rahat bir şekilde ölçüyor. Yaklaştıkça 4 kademeli bir şekilde seri şekilde ötüyor. Elektriğin varlığını ölçebiliyor. Yaklaşık 15 santimden elektriği algılayabiliyor. Gördüğünüz gibi sürekli elektrikle uğraşan biri için bu cihaz gayet güzel ve kullanışlı. Almak isteyenlere tavsiye ederim. Kanalımızı ziyaret ederek benzeri videoları izleyebilirsiniz. Lütfen abone olmayı unutmayınız.